12 Nisan 2020 Pazar gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalı'dır. Sesli Gazetemize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz canım arkadaşlarım, kardeşlerim ve dostlarım? Bakıyorum maşallah dikkatinizden de hiçbir şey kaçmıyor. Yani 2021 dedim diye 2021'de değiliz değiliz. Ya yani 2021 ben gelecekten siz ses seslenmek istiyorum belki. Belki ben 2020'yi artık yaşamak istemiyorum. Hayret bir şey ya. Ya kardeşim ben sizi test ediyorum bakıyorum beni yani can kulağıyla dinliyor musunuz filan diye. dinliyor musunuz <laughs> teşekkür ediyorum. Ee, 2020 niye oldu bilmiyorum ya karışıyor benim. Ben şeyi kaybediyorum bazen ya konuşurken bir yere konsantre olurken başka bir yerden kaçırıyorum yani. Ee, olur artık böyle şeyler anlayışınızdan boşuna öpmüyoruz. Ulan bir tatil yapamıyoruz ya. Ya bir böyle bir dinleneyim ya yarın da video çekmeyeceğim diyemiyorum yani. E yapıyoruz haberi koyuyoruz. lan iki saat sonra Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. Neyse ben geçiyorum hemen Sesli Gazete'ye geçelim. Evet arkadaşlar malum bu Sesli Gazete'yi niye yaptığımızın bir sebebi var. Biliyorsunuz dün Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Edilmez olaydı. Edilmeseydi koronavirüs daha az bir hızla Türkiye'de yayılacaktı. Şimdi şöyle bir şey oldu. Bu adamlara biliyorsunuz işte muhalefet CHP'sidir şudur budur. Yani niye sokağa çıkma yasağı ilan etmiyorsunuz falan deyip duruyordum. Şimdi bunlar düşündüler. Ulan dediler biz sokağa çıkma yasağı ilan edersek onların dediklerini yapmış oluruz. Gurur var ya bunlarda, kibir var ya. Sırf onların dediklerini yapmış olmamak için... 15 gün, 14 günlük sokağa çıkma yasağını veya daha önceden ilan etmesi gereken sokağa çıkma yasağını 2 gün yaptılar sadece. 2 gün sanki 48 saatlik şey hafta sonu tatiline gidiyormuş gibi. 2 gün yaptılar ve öyle berbat bir şekilde süreci yönetiyorlar ki yani 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı olmaz. Yani tüm ülkelerde ya sokağa çıkma yasağı uygulayacaksın 14 gün, 15 gün ya da hiç uygulamayacaksın. Bunlar 2 gün uyguladılar. Kararı 1 gün önce almışlar ama... Akşam 10'da sokağa çıkma yasağı var diyorlar adamlar. 2 ee, saat içerisinde millet ne yapabilir? E millet ne yapar? Anarşi çıkar arkadaşlar. AKP Anarşi Kalkındırma Partisi. Şimdi bununla ilgili haberler. İçişleri Bakanlığı 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaşımızın neredeyse tamamı ev, evlerinde kalmış. Saymış yani 31 milyon 31 ilimizde toplam 63 milyon 640 bin vatandaş. Bunun İçişleri Bakanı Gestapo şefinin elinde var ya bir sayaç böyle. İşte o bir filmde vardı ya işte 9888, 9899. Himmet abi bana kar alacağım mı? Bunun gibi bunlar. Nereden saydın lan o kadar şeyi? Ondan sonra işte böyle değişik değişik insanların birbirini e, işte dövmesi, bıçaklananlar, yaralananlar. Çünkü o iki saat içerisinde adamın o ekmeğini alabilmesi lazım falan böyle millet hücum etmiş marketleri falan. Artık işin garibi polisler bir görüntü vardı arkadaşlar. Kavganın ortasından polis otosu geçiyor ve hiçbir şey yapmıyor. Durup böyle siz ne yapıyorsunuz diye de bir şey demiyor. Gestapo şefinin polisleri de korkak. şimdi müdahale etse başına iş alacak. O kime müdahale eder? Sorun çıkarmayacak işte böyle bir gariban bir KYK'lı KYK biliyorsunuz işte. Böyle bir tek başına bir pankart açar bir gösteri yapar ona böyle tomalarla filan hücum ederler. Böyle adamlar olduğu zaman bir şey yapmıyorlar. Aklıma hep şey geliyor bu ümmetinin lideri gizli olaylarından sonra mıydı ne işte evinde tutamadığımız bir %50 var filan diyordu ya. Acaba bu %50'yi evinde tutabildi mi bu iki günlük sokağa çıkma yasağında? Benim de merak ettiğim konu ee, hep şeydi bu işte e, referandum vardı işte başkanlık için filan biliyorsunuz. O zamanlar işte bu başkanlığı verin huzur içinde bu iş çözeceksin falan diyordu. Huzuru şimdi sokaklarda görüyoruz arkadaşlar insanlar birbirlerine gırtlaklıyorlar. iki tane ekmek fazla alabilmek için. Adamlar şey yani biz bize yeteriz dediler milleti kırdırmada birbirlerine yedirdiler. Yani böyle bir şey hakikaten. Ee, onun için Türkiye'de diyorum ya arkadaşlar yani sesli gazetelerde şeye gerek yok yani. Ümmetinin lideri gibi bir bela varken Türkiye'nin başka bir belaya, başka bir musibete ihtiyacı yok gerçekten. Türkiye'yi birbirine kırdırmak, birbirine düşürmek, fitne fesat fücur konusunda. Kendileri bu konuda bir, bir numara. Ee, o gördüğümüz bir tane de değil arkadaşlar. Onlarca, yüzlerce görüntü var kuyruk kavgaları şunlar bunlar. Yani Türkiye'nin bir ayda bir aydaki istihkakına düşen asayiş sorunu bir gecede bir gecede oldu ya. Yani artık kaç tane ise o? Bir gecede birbirini işte boğazlayanlar şunlar bunlar. işte İçişleri Bakanlığı ekmek dağıtımı ile ilgili valiliklere talimat göndermiş. Ekmek dağıtımları, fırınlar, vefa destek grubu ve muhtarlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek demiş. <laughs> Biz ama o ekmeklerin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın hediyesidir filan yazmasını istiyoruz. Yazmazsa kabul etmeyeceğiz. Vallahi billahi. Ona riayet etsinler lütfen. Demet Akalın kim lan bu? Demet Akalın ya böyle tweetler geziyor ya piyasada işte artık tek ümidim Ramazan ayının mucizesi. Başka bizi hiçbir, hiçbir şey kurtaramaz. Her gece ağlayan bebeğimin, çoluk çocuğumuzun sevapları için Hı. dua edeceğim. Siz de edin diye bir şey söylemiş. <laughs> Saraydan çıkmayan biliyorsunuz. Bunların da bir sürü bir vukuatı var. Bir şeyler yapıyorlar buna vergimi kaçırmışlar, almışlar neler filan. Allah çok sağ ol Demet ya. Yani iyi ki varsın dua edecekmişsin yani. Başka hiçbir şey istemiyor sizden. Evet. Başka ne var? Ahmet Davutoğlu ya. Ahmet Davutoğlu da çıkmış bunu eleştiriyor. Diyor ki 2018 yılında Türkiye'de hayvancılığa 3.7 milyar TL destek verirken aynı yıl sadece bir medya kuruluşunu ele geçirmek için derken ben de diyorum hangi medya kuruluşu filan Doğan grubundan bahsediyormuş. 4.2 milyar TL'yi heba etmeseydiniz diye bir şey söylemiş. <laughs> tabii senin başbakanlık döneminde medya kuruluşlarını ele geçirmek için polis <laughs> gücü ve polis zoru kullanılıyordu. Bu daha masrafsızdı galiba bunu mu teklif ediyorsun? Yani böyle 4.2 milyara gerek yok. Polisle hücum edelim medyayı ele geçirelim zaten. Bunlar hep kendisi döneminde olmuştu. Evet. Ee... Neler görüyorum? Şu gestapoşe sokakta oluşan kuyruklara ilişkin konuştu. Ben bunu normal karşılıyorum. Fırınlar açık. ...marketler açık değil demiş. Fırınlar açık, marketler açık değil. Sanki şey yani koronavirüs böyle hafta sonu tatiline <laughs> falan giriyor değil mi? 48 saat sokağa çıkma yasağı böyle korkunç bir şey ya. Ulan zaten mesela Fahrettin Altun demiş ki... ...bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı... ...sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın... ...acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağını falan bildirmiş... Zaten o millet kuyrukta sıra gelene kadar o 48 saat biter, sokağa çıkma yasağı sona erer. Bu nedir ya? Başka? Başka arkadaşlar? Valla şu anda bunları görmüşüm. Ümmetinin lideri, bu biraz daha eski bir haber. Türk Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuşmuş. Demiş ki, küresel çapta ekonomik krizle de karşı karşıyayız demiş. Senin damat öyle demiyor. Damat çok pembe tablolar çiziyor yani. Ama e, merak etme yani dua etmek lazım. Dua edersek bence sorunun çözümü olur bu arkadaşlar. Bu süreçte en kıl cool olduğum tiplerden bir tanesi de Özlem Zengin denen AKP'nin tokat Milletvekili kadın. Bu kadının böyle konuşma tarzına falan böyle bir şey oluyorum, irite oluyorum böyle bir üst perdeden konuşan böyle çok bildim havasında böyle bir ağdalı böyle bir dil kullanmaya çalışan bir kadın. Kadının işte 28 Şubat süreçlerinde falan bu tipler zulme uğruyordu. Şimdi zulüm yapan kesimdeler. Bunları hiç sanki yaşanmamış gibi. Zaman zaman böyle işte kadına şiddettir bilmem nedir bu konularda açıklamaları falan oluyor bu kadının. Sanki bu dönemin e, zanlısı ve sorumlusu değillermiş gibi bir de böyle milleti suçluyorlar. Mecliste bir konuşma yapıyor. Bu infaz yasasıyla alakalı biz işte infazı kaldırmadık, erteledik, kısalttık filan bir şeyler söylüyor. Ve konuşmasında diyor ki işte biz e, böyle diyorsunuz da bu infaz yasasını eleştirenleri eleştiriyor. E, yani darbeciler de mi dışarıya çıksın Teröristler de mi dışarıya çıksın filan diyor. Arkadan bir kendi adamlarından, kendi cenahından bir alkış tufanı kopuyor. Yavrucuğum darbeciler de dışarıya çıksın mı? Değil. Tamam darbeciler kalsın da sorun şu. Yani o ülkede kimin darbeci, kimin terörist olup olmadığına siz karar veriyorsunuz. AKP karar veriyor. Ümmetinin lideri karar veriyor. Yani yasalar karar vermiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani siz o güya darbeci dediğiniz insanlardan kaç tanesi darbeye teşebbüs etmiş, eline silah almış, dışarıda bunu adamları görmüşsünüz de yakalamışsınız, hapse koymuşsunuz veya içerideki kaç tane bebek darbeye teşebbüs etmiş de katılmış yani bunları bunları işte biz soruyoruz. Darbeciz dediğiniz bu adamlar, bu insanlar, bu masumlar. E, bu arada tabii darbeci falan hani terörist filan diyorsunuz da geçin o işit kafalı o işte tevhid grubu bilmem üyesi e, o Ebu Hanzala'yı salmışsınız bununla alakalı da söyleyeceğim bir şey var mı? Bu arada bu kadın, geçen çok enteresan bir bilgi vardı arkadaşlar. Bir Twitter hesabından şöyle bir şöyle bir şey vardı bunu da söyleyeyim bu kadınla alakalı. AKP'li Özlem Zengin'in de katıldığı yurt dışı eğitim programı terör örgütüne delil sayıldı diye. 2011 yılında Londra'da gerçekleşen bir eğitim programına AKP Tokat Milletvekili bu kadın, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin ile birlikte katılan Yargıtay Eski Tetkik Hakimi Süleyman Türkaslan, kendisi tweetinde bahsediyor. Bu, bu adam Süleyman Aslan arkadaşlar, sırf bu programa katıldığı için terörist yaftası yiyor. KHK ile işinden atılıyor, gözaltına alınıyor, hapiste yatıyor filan. Ama aynı programda olan bu kadın arkadaşlar şu anda milletvekilli ve bunları söylüyor. Bu kadar da bu adamlar eee ahlaksız ve düzenbaz. Bu kadını geçiyorum artık. E, ne demiş? Bakan Berbat Albayrak cari açığa darbe vuracak enerjide dışa bağımlılığı sonlandıracak keşiflerin arefesinde izlemiş. Sanki bunu daha önceki sesli gazetede yapmışım gibi de ne yapacaksınız cari açığa darbe vurmak ve dışa bağımlılığı yok etmek için Almanya'daki Audi ve Mercedes fabrikalarını satın mı alacaksınız? <laughs> Böylelikle onlar milli olacak değil mi? Ee, bu yoklukta siz şey almaya devam ederken e, ihale açıyorsunuz ya. Makam arabası ihalesi. Dolayısıyla biz onlar milli arabalarımızı geri alıyormuş gibi falan olacak galiba. Twitter, Facebook, Youtube ve Whatsapp'a yönelik toptan kapatma içeren yasa düzenlemesini yorumlayan Yaman Akdeniz insanların tamamen susturulacağını söyledi. Düzenlemede bu da mı var bilmiyorum arkadaşlar. Bak şimdi bunu gö yeni gördüm. Yani basmışım ama içeriğini okumamışım. Size bırakıyorum. Kusura bakmayın yorum yapmayacağım bu konuda. Ama olabilir. E, yurttaşlara yardım yapmak isteyen belediyelerin bağış hesaplarının kapatıldığı İçişleri Bakanlığı genelgesinin ardından CHP'li Eskişehir Belediyesi'nin aşevi hesabı da kapatıldı diye. E, AKP zaten koronavirüse karşı bir mücadelesi yok. AKP, CHP'nin veya başkası da olur. Aşevlerine karşı ya kendisi yapmadığı sürece o yardımı Başkalarının yapmasını istemiyor. Bir zamanlar bir kimse yok mu derneğe vardı biliyorsunuz. Onların da bir sürü yardımları vardı filan. Filistin de şuraya buraya. Onlar işte sırf bir işte terörist filan yaftası yapıştırdı. Onların da yardımlarına şey koymuştu. Halbuki kimse yok mu derneği için ümmetinin lideri bizzat para talep etmişti. Yardım talep etmişti biliyorsunuz hatırlarsanız o görüntüleri. Kendisinden olmadığı zaman. Şimdi bunların da yarın öbür gün. Terörist olmayacağını nereden biliyoruz bu aşevlerinin? Onların da hesaplarına el koymuşlar. Kardeşim niye koyuyorsun işte yardım etsin adam yani. Yok öyle bir derdi yok. Ee, Atatürk Havalimanı'ndaki hastaneyi yapan firma geleceği görmüş. Yapılacağı 4 gün önce açıklanan hastanenin inşaatı için bir ay önce kadro toparlamaya başlamışlar. Evet. Ee, oraya bir e, sahra hastanesi yapılıyormuş galiba. O hastane... E, Nasıl olduysa bir ay önceden zaten kim yapacak, ne yapacak o kadrosunu falan hepsini toparlamaya başlamışlar. Rant böyle bir şey işte. Yeni Şafak genel yayın yönetmeni beni engellediği için tabii kendisine cevap yazamıyorum. Türkiye çekim merkezi haline gelir, kendi ABS'ini kurar diye bir şey söylemiş. Yani Türkiye'deki ekonomik gelişmeler falan biliyorsunuz artık göz kamaştırıyor. Ee, Valla Türkiye'de bir... <laughs> çekim merkezi haline geldi belli. Sokakta insanlar birbirini çeker hale geldi. Yani birbirine yapışmadan birbirine şöyle bir... Hatta o kadar yapışıyorlar ki o çekim merkezinde artık vuruyorlar da birbirlerine tekme tokat falan. Kendi kendilerini ayırmaya çalışıyorlar. Tabi dün gördük onların hepsini. Ee, başka ne diyoruz? Başka ne görüyoruz? Başka da bir şey görmüyorum ya. Yani çok şey vardı arkadaşlar. Ben görmüyorum. Bazı arkadaşlar şey yazmışlar. Twitter'da dün çok gezen bir şeydi. Onu da söylemekte fayda var belki. Bu e, neydi bu işte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca işte şu anda çok kötü durumdadır, yorganın altında kafasını çıkartamıyordur, çok üzgündür, i̇şte ağlıyordur, zırlıyordur falan gibi bir şey. Ya bu bence hiç öyle değildir. Bu adamlar ne zaman hesap verdiler arkadaşlar? Ne zaman hesap verdiler ki böyle çıkıp size de ya çok özür diliyoruz biz bu süreci iyi yönetemedik çok büyük bir eşeklik yaptık desinler böyle bir ihtimal var mı böyle bir ihtimal yok çıkarlar bu adamlar hiçbir şey olmamış gibi bu adamlara soru soracak gazeteci yok bir kişi kazara sorsa da FETÖ cihazı ile konuşuyorsun der adamın sorusunu ağzına tıkar ve olay burada kapanır böyle de namussuz namussuz Yürümeye, yaşamaya devam ederler. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan demin bir haber vardı. O da çok komik. Onu da yorumlarınıza bırakıyorum. Şey demiş. Bu süreci nasıl değerlendirelim, değerlendirelim diye Diyanet Habercom sitesinde bir e, bir şey yayınlamışlar. Buna göre arkadaşlar e, şey işte evde adam asmaca, isim şehir falan oynayacak <laughs> şeklinde yani adam asın. Yani evi evde asın adamları ki dışarıda dayak yeme riskiniz var diye böyle de güzel öğütlerde bulunmuş. Çok bilimsel, bilimsel bir yaklaşım sergiliyor. Diyanetin bu süreci çok iyi yönettiğini görüyorum ben. Hayırlısı bakalım. E şeyi çok merak ediyorum bu süreçte. E sarayın fış fışı ne oldu? Nerede bu adam? Yani bir duyum alıyoruz hortum takmışlar falan diye. Hortum taksınlar evet hortum önemli. Nereye takıldığı da önemli. Solunuma gerek yok ama. Ee, sesli Gazete bitsin arkadaşlar, ee, hızlı bir Sesli Gazete oldu. Ee, biz muhtemelen bunun yayınlanana kadar Türkiye'de gündem değişmiş olur. Ee, yapacak da bir şey yok, artık böyle yapacağız, böyle idare edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Ee, anlayışınızdan öpüyorum. Özgür olun, özgür kalın canım dostlarım, arkadaşlarım. Ee, beni daha ki Sesli Gazete ne zaman alabilir bilmiyorum. Görüşmek üzere.